Arkadaşlar herkese merhaba. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben bu videoya bomba gibi geldim. Hocam matematiğin sekans kanalındasınız. Şimdi ne yapmıştık? Üst ifadelere konu anlatımıyla giriş yapmıştık. Bundan sonra ne yapacağız hocam? Üst ifadelerin bir konu anlatımını bitireceğiz. Sonrasında güzel güzel sorularımızı çözeceğiz. Zaten kanalın mantığı şu. Konu anlatımı sonrasında da 10 tane videoda neredeyse yeni nesil klasik hepsi birleşik soru çözüm yapmak hocam. Hadi çok da fazla uzatmadan, senin de zamanını almadan soru çözümüne geçelim hocam. Hiç vakit kaybetmiyorum. Hadi şablona geçelim. Evet en son nerede kalmıştık? Hatırlıyor musunuz? Son videoyu izleyenler videonun sonunda ödev vermiştim hocam. 6 tane üst ifadelerden yapılacak ödev vermiştim. Burada da ilk başta onun doğrularıyla başlayalım. Sonrasında da bir sonraki alt başlığımıza geçelim. Tane tane ilerleyelim. Hocam eksi 5 üssü eksi 2. Ne demiştim? Tabanımız pozitif olduğu durumda kuvvet negatif pozitif parantez hiçbir şey fark etmiyordu. Pozitif oluyordu. Önünde de eksi var. Yani eksi ile artının çarpımı eksi. Kesinlikle eksili bir ifade değil mi? Demiştim ki size eksiyi görmeyin. 500'e eksi 2 yapın. Sonrasında birleştirin. 500'e eksi 2 dediğim ifade ne? 1 bölü 5 artı 2. Yani eksi 1 bölü 25 devam ettirirsiniz. Bunu doğru yapanlar tiklesin hocam. Geldim yine aynı ifade. Eksiyi görmeden yapıyorum. 2 üzeri eksi 1 dedim. 1 bölü 2. Önünde de eksi var. Eksi 1 bölü 2 idi. Yine aynı şekilde 1 bölü 4 üstü 2. Bir de önümüzde eksimiz var. Yani eksi 1 bölü 16. Burada da parantezin olması bana bir şey değiştirmiyordu. Bunları bir yazdım gizli birimi. Payla paydanın yerini değiştirdim. 1 bölü eksi 3 üstü Artı 1 buradan da eksi 1 bölü 3 geldi. Bunu da işaretleyeyim. Bak bunların hepsinin tik olmasını istiyorum. Geldik 5. soruya. 1 bölü eksi 5 üstü artı 2 buradan da 1 bölü 25 bulmanız gerekiyordu. Geldim sonuncusu yani 6.ya. 1 bölü eksi 8 üstü artı 2'den 1 bölü 64'ü bulun yapıştırın geçin hocam. İnşallah altısında doğru yapmıştırsın diye ümit ediyorum. Hadi biz asıl konumuza geçelim. Yani konumuzun devamını yapalım. Ben size alıştırmalar, pratikler bir sürü yaptım. Bu videoda bunları sıkça tekrar edeceğiz. Hadi hızlı bir şekilde geçelim. Umarım sizin için de üst ifadeler güzel gidiyordur. Güzel başladık. güzelle devam ettireceğiz. Hiç sıkıntı etmeyin. Evet. Şimdi bak burada toplama işlemleri var. Tamam. Bu toplamaları Tabanları biliyoruz, kuvvetleri biliyoruz. Yani aslında öğrendiklerimizi şöyle bir harmanlayan güzel bir etkinlik, tamam mı? Belli bir kısmını ben yapacağım. Sonrasında gerekli görmezsem artık çok terara düşerse diğer alt konumuza geçeceğim, tamam mı? Bu şekilde ilerleyelim. Hocam 200 eksi 2 dediğim ne? 1 bölü 200 artı 2 artık pratiklik oluştu değil mi teker teker söylemiyorum İşte payda da 1 var payla paydayı değiştirdim 1 bölü 200'e eksi 2 değiştirdiğim için pozitif oldu 1 bölü 200 artı 2 bunun gibi artık detaylı bir şekilde söylemeyeceğim direkt bu şekilde yazacağım eğer eksiğim varsa bir önceki videoya git orada ben bir sürü kere tekrar ettim soruları çözerken de aynı bu şekilde tane tane söyledim oradan da inceleyebilirsin. Devam ediyorum. 1 bölü 2 üssü 2 de 1 bölü 4'e eşit oldu. Kenara koydum. 2 üssü eksi 3 diyorum hocam. 1 bölü 2 üssü artı 3. Buradan da 1 bölü 8 geldi. Yani ne demek bu? Çeyrekle e, çeyreğin yarısını topla demek değil mi? 1 bölü 4 ile 1 bölü 8'i topluyorum, 2 ile genişlettim, 3 bölü 8 olarak sonucumu buldum, burayı hallettim, geldim tabanı 3 ve tabanı 2 olan toplama işlemine. 3 üzeri eksi 1 dediğim hocam, 1 bölü 3 üzeri artı 1'den 1 bölü 3 oldu. 200'e eksi 2'ye bakıyorum, 1 bölü 200 artı 2'den 1 bölü 4 oldu. 1 bölü 3 ile 1 bölü 4'ü toplarsak da sonucumuz 7 bölü 12 olur. Yapıştırdım, geçtim. Hocam 4 üzeri eksi 1, 1 bölü 4 olurdu. Eksi diyorum 3 üzeri eksi 2 de hocam 1 bölü 300 artı 2'den 1 bölü 9 oldu. Yani 1 bölü 4 eksi 1 bölü 9'dan burayı 9 genişlet, burayı 4 ile genişlet. Buradan da 9 bölü 36 eksi 4 bölü 36'dan 5 bölü 36 sonucuna ulaştık. Süperiz, mükemmeliz, akıp gidiyor maşallah. Hocam 3 üzeri eksi 3 dediğim ifade 1 bölü 3 artı 3. Buradan da 1 bölü 27 geldi. 2 üstü eksi 3 dediğim ifade neydi hocam? 1 bölü 2 üstü artı 3'tü. Buradan da 1 bölü 8 geldi. Yani sana diyor ki 1 bölü 27'den 1 bölü 8'i çıkart diyor. Artık burayı sen devam et. paydalara baktım bayağı sıkıntılıydı. Burayı sana bıraktım. Bunun işlemini yaparsan sonucu doğru bir şekilde bulacaksın. Dert yok, tasa yok, devam. Devam hocam çok güzel ilerliyoruz. Hadi başlayalım. 2 üzeri eksi 1 dediğim hocam 1 bölü 2. Geldim 2 üzeri eksi 2'ye 1 bölü 2 üstü 2'den 1 bölü 4. Geldik 2 üzeri eksi 3'e 1 bölü 2 üzeri 3'ten 1 bölü 8 olarak bulduk. Yani benim işlemim ne? 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 8 artık bunu da yaparsın diyorum. Göz ucuyla yap geç. Çok da böyle detaylı incelemene Gerek yok. Ben sadece artık nasıl yapıldığına dair bilgi veriyorum. 3 üzeri eksi 1 dediğim hocam artık pratiklik olsun. 1 bölü 3 ise artı 1'den 1 bölü 3. 3 üzeri 2 dediğim 9. 3 üzeri eksi 3 dediğim bak burada da yapmıştık. 1 bölü 27. Yani bunların hepsini toplarsan Sonuca ulaşacaksın. Hocam 2 üzeri 0 kuvvetim 0 olduğu durumda kesinlikle de 2 üzeri eksi 1. 1 bölü 200 artı 1'den 1 bir bölü 2 buldum. 2 üzeri eksi 2'ye bakıyorum. 1 bölü 200 artı 2'den 1 bölü 4 buldum. Bunların hepsini toplarsan sonuca ulaşacaksın. Hadi bunu da ben yapayım. Hoca hiçbirini yapmadan geçti bize bıraktı demeyin. Hocam tabanımı 4 ile eşitliyorum. 2 ile genişletiyorum. 1 ile genişletiyorum. Burada 4 bölü 4 artı 2 bölü 4 artı 1 bölü 4'ten 4, 2, 6, 1 daha 7. 7 bölü 4 olarak bulacaksın. Sonucum bu diyeceksin. Devam ediyorum artık son bir tane kaldı. Bunu da yapmamak olmaz. 4 üstü 1 dediğim 4. 4 üstü eksi 2 dediğim. Ha bak burada biz ne <laughs> atladık hemen bak burada eksi var bak dikkat edin şurayı eksi yapın tamam mı burayı eksik yapın dikkat edin ben burada atlamışım hepsini toplama gibi dikkat edin 4 üzeri eksi 2 dediğim hocam 1 bölü 4 üstü artı 2 buradan da 1 bölü 16 geldi 4 üstü eksi 1 dediğim ifadede 1 bölü 4 üstü artı 1'den 1 bölü 4 olarak geldi. Ne yapacaksın? 4 eksi 1 bölü 16 artı 1 bölü 4 yaparsan sonuca ulaşacaksın diyorum. Hadi diğer etkinliğimize geçelim. Diyor ki aşağıda açılımları verilen çarpımların eşitlerini üst ifade olarak yazın. Hocam eksi 2'den kaç tane olmuş? Bak eksi 2 üstü 3 değil midir hocam? Bunun da cevabı eksi 8 değil midir? Uyanık ol ya. Eksi 2'den 3 tane yani eksi 2 tabanım kuvvetim 3. Kuvvet neyi temsil ediyordu? Kaç defa çarpıldığını. Eksi 2 üstü 3. 3 tane eksi 2'nin çarpımı yazdın geçtin. Hocam eksi 3 üstü 4 dedim. Buradan da ne geldi? Tabii ki kuvvetim çift olduğu için pozitif oldu. Artı 81'i yapıştırdın. 0,4'ten 3 tane sakın korkmuyorsun. 0,4 üssü 3 yazıyorsun. Aynı zamanda bunu 4 bölü 10 yazabilirsin. Aynı zamanda da 2 bölü 5 yazabilirsin kuvvetinde 3 de hocam. 2 bölü 5'i 3 defa çarparsan ne olur? Hemen yazayım buraya bak. 2 bölü 5'i 3 defa çarptım. Rasyonel sayılarda çarpma ne oluyordu? Payları çarpıyorduk. Pay yazıyorduk. Payları çarpıp payda yazıyorduk. Yani 2 3 defa çarptım 8. 5'i 3 defa çarptım 125. 8 bölü 125. Hatta bunu bak hatta bunu 8'e genişletip 64 bölü 1000 yani sonucunu ne olarak bulursun hocam? 0,064 olarak bulursun. Şu 3 tane çarpımın sonucunun bir sürü farklı gösteriliş biçimi varmış yani. Kıyıda, köşede, cebinde kalsın. Bunları da hepsini birlikte göstermiş olduk. Geçiyorum sağ tarafa. 5 tane 4'üm var. Bu ne demekti? 4 üstü 5'ti bak. Tabanım 4. Kaç tane yazdım? Üste yazıyorum. 4 üstü 5'in sonucu da sanki 1024'tü. Hatam varsa düzeltin. Direkt kafadan yaptım. 1 bölü 2'den 3 tane var hocam. 1 bölü 2'yi tabana yazdım. Kuvvetime 3 yazdım. Hocam 1 bölü 2'yi 3 defa çarparsam burası 8. Burası 1 eder. Yani 1 bölü 8'i yapıştırdım. Geçtim. Hocam bak eksili bir kuvvet. Yani eksi 1 bölü 3'ü 3 defa çarpıyorum. 3 defa çarptığım için ve tek olduğu için eksi oldu. Buradan da eksi 1 bölü 27'yi buldum. Yapıştırdım. Geçtim. Sıkıldıysan sen ilerletebilirsin. Bak burayı tam bir şekilde böyle hani hocam ben biraz daha yavaş anlıyorum ya da ne bileyim daha detaylı izlemek istiyorum diyenler izlesin. 2x alıp izleyin zaten. Sakın böyle 1x de değil. Konu anlatım videoları 2x de izlenir. 2x de izleyip patır kütür gidin. Anlamayanlar yavaş. 1.5'a 1.25'e çeksin tamam mı? Hadi geçtik. Evet. Hocam üstü ifadelerde bunları kesinlikle bilmek zorundasın. Tamam mı? Neye eşit olduğunu. Yani Pratik bir şekilde ilerleyebilmek için 4'ü gördüğünde 2 üstü 2, 27 gördüğünde 3 üstü 3. Bak bunları seri bir şekilde bilmen lazım. 625 dediğim 5 üstü 4, 512 dediğim 2 üstü 9, 9 dediğim 3 üstü 2, 36 dedim 6 üstü 2, 100 dediğim 10 üstü 2, 6 üstü 3, işte 2 üstü 10, 49 dediğim 7 üstü 2. Bak bunu çok bilmene de gerek yok. 2'nin üzerine de sayarsın o rahat. 243 dediğin kaçtı? Ee, 3 üzeri 5'ti sanki. Evet 3 5. 128 dediğin 2 üzeri 7. 32 dediğin 2 üstü 5. 25 dediğin 5 üstü 2. 125 dediğinde 5 üstü 3. Hatta burada ezberlemen gerekenleri ben şuraya bir not edeyim. Bunları istersen ders panona da yapıştırabilirsin. Bak ezberlemen gereken 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4, 2 üzeri 5, 2 üzeri 6, 2 üzeri 7, 2 üzeri 8, 2 üzeri 9, 2 üzeri 10. Yani 2'lerden 10'a kadar. Sonrasında 3 üzeri 0, 3 üzeri 1, 3 üzeri 2, 3 üzeri 3, 3 üzeri 4, 3 üzeri 5'e kadar ezberlesen yeterli. 4'ler için 4 üzeri 0, 4 üzeri 1, 4 üzeri 2, sonrasında 4 üzeri 3, 4 üzeri 4'ü de bilsen yeterli ama 4'ü bilmene de çok da gerek yok. 2'den çıkartacaksın zaten. 5 üzeri 0, 5 üzeri 1, 5 üzeri 2, 5 üzeri 3, 5 üzeri 4. 4'e kadar bilsen yeterli. 5 üzeri 5 önemli değil. 6 üzeri 0, 6 üzeri 1, 6 üzeri 2, 6 üzeri 3'e kadar bil. 7 üzeri 0, 7 üzeri 1, 7 üzeri 2'ye kadar bil. Ee, bundan sonrasında arkadaşlar bak. Bundan sonrasında 20'ye kadar bak. 20'ye kadar. Hatta 20, 30 yapalım ya hatta. Niye 20 diyoruz ki? 30'a kadar karelerini bil. Karelerini bil. Yani ben sana e, farz ediyorum ki 20'nin karesine 400 direkt yapıştıracaksın. 16'nın karesine işte hocam. 256 deyip yapıştıracaksın. Bu şekilde istiyorum. Mesela 14 hocam 196. Tamam mı? 14'ün karesi 196. Bu şekilde seri bir şekilde cevap vereceğin hızda bunları ezberlemeni istiyorum. Hatta mantığını oturtursan zaten sonrasında çok rahat ezberlersin. Ama bu dediklerimi kesinlikle ezberliyorsun. Kaçırma tamam mı? Bak ee, test sorularında kesinlikle gelecek. Kesinlikle. Tamam? Evet geçtik. Geçtik. Hocam bak bu şekilde kare ver, kare verir, üçgen verir. X demez de bu şekilde sana semboller verir. Bunun neye eşit olduğunu sorar. Tamam mı? Bu şekilde dönüşüm yapacağız. Bak. Az önce öğrettim. Eksi 1 bölü 2'den 2 tane var değil mi? Yani eksi 1 bölü 2 üssü 2. Tamam. Sonrasında 1 bölü 3'ten kaç tane var hocam? 3 tane var yaz bunu. E hocam biz bunu nasıl dönüştürüyorduk? Bak kuvvetin şu an pozitif. Negatif yapmak için yine payla paydanın yerini değiştirip sonrasında negatif yapmaz mısın? Evet yaparım hocam. Eksi 1 bölü 2 dediğim eksi 2. E kuvvetim de negatif olursa eksi 2 üstü 2 değil midir? Ama bak burada ne demiş? 2 demiş. Farkında mısın? Değiştirir mi? Tabii ki de değiştirmez çünkü kuvvetin çift. O yüzden 2 demiş arkadaşlar. Yani üçgen dediğim eksi 2. Tabanı 3 olana geldim. Hocam 1 bölü 3 üssü 3. Negatif yapmam için payla paydanın yerini değiştirip kuvveti negatif yapmam lazım. Yani 1 bölü 3'ü ters yaparsak şu şekilde ne olur? 3 bölü 1 olur. Kuvvetinde eksi 3 olur. Yani 3 üzeri eksi 3. Buradan da eksi 3'ü buldum. Tamam mı? Mantığımız bu şekilde. E bakıyorum 1 bölü 2'nin 3. kuvveti ters çevirdim. 2 üzeri eksi 3. Yani burası eksi 3 olarak geldi. Devam ediyorum. 4 tane eksi 1 bölü 3'üm var. Bak 4 tane olmasına dikkat et. Çift olduğu için pozitif yapacak. O yüzden zaten taban 3 eksi 3 değil. Anladın mı? Eksi 1 bölü 3'ün dördüncü kuvveti. Bunu ters çevirdim. 3 üzeri 3 bölü 1 eksin de var. Ama kuvvetin eksi 4 çift olduğu için bu eksi artı yapabilirim. Sıkıntı yok. 3 üzeri eksi 4 yani burası eksi 4 olarak bulunmuş olur. Geldim bak 1 bölü 64 yazmış. Yani 1 bölü 4 üzeri 3 doğru mu? E bunu terse çevirsen kuvvet negatif olur. Bunları ters çevirdim. Payla paydanın yerini değiştirdim. 4 üzeri eksi 3 oldu. Üçgen dediğim eksi 3 geldi. 1 bölü 216 bak yukarıda ezberle dedim. Burası 6'nın 3. kuvveti. Terse çevirdim. 6 üzeri eksi 3 oldu. Buraya eksi 3 yazdım. Aynı şekilde 8 dediğim ne olur hocam? 1 bölü 2 üzeri Eksi 3 olur değil mi? Ne yapmıştık? Eksiyi pozitife çevirmek için paya atıyorduk değil mi? Paydadan paya attım. Kuvvetimin işareti değişti. 2 üzeri eksi 3 ya da artı 3 olacak. Yani 8 dediğim 2 üstü 3. Bunun tersi de 1 bölü 2 üzeri eksi 3 olarak bulunur. O yüzden üçgenimiz eksi 3 üç oldu. Bakıyorum eksi 2'nin 3. Üçüncü, üçüncü kuvveti doğru mu? Direkt ne yapacağım buraya? Üçgen yerine 3 üç yazacaksın hocam. Yapıştırıp geçeceksin. Anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Bak 2, 4, 6 tane, 7 tane örnekte bunu e, dönüşümleri yapmaya çalıştık tamam mı? Bu dönüşümleri güzelce kafana mantığını yatırırsan ne olur hocam rahat edersin. Sorularda rahat edersin. Çok rahat edersin yani tamam mı? Kesinlikle yap. Bak ben burada tüm testlerde çıkabilecek ilk aşama için diyorum. Bak yeni nesil ben hepsini burada çözemem tabii ki. Ama mantığını, temelin hepsini burada oturtmamız gerekiyor. O yüzden zaten çabalıyorum. Yani bir tane örneğim yok farkındaysan. 50 tane örnek yapıyoruz yani. Şu örneklere baksana ya. Buradaki örnek yani skalasını gerçekten çok fazla yapıyoruz. Ve burada öğrenmiyorsan eğer sen üzerine düşmüyordursun. Üzerine düşmediğin için zaten öğrenemiyorsun. Üzerine düş, tane tane tüm ileri anlamaya çalış. Belki benim anlatımını anlamayabilirsin. Niye? Çünkü hızlı geçiyorum. Zamanımız kısıtlı. Sizin zamanınızı almak istemiyorum yani. Yoksa ben uzatabilirim. Bu videoyu 2 saatte yaparım. Tamam mı? O yüzden tane tane ilerleyin. Kafanıza takıldığı yerde de yorumlarda yazın. Canlılara gelin. Canlılarda sorun. Hiç sıkıntı değil. Geçtim. Ne diyor hocam? Aşağıdaki. Üst ifadelerin değerlerini bulup ondalık gösterim olarak eşitini yazınız. Ondalık gösterim bak. 1 bölü şey 2 üzeri eksi 2 neydi hocam? 1 bölü 2 üstü 2'den 1 bölü 4 oldu. E hocam bunu 25 ile genişletirim. Ne oldu? E 25 bölü 100'den 0,25'i buldum. Tamam mı? Bu şekilde ilerleyeceğiz. Hocam 1 bölü 5 üzeri 3 yani 1 bölü 125. E 125'i 8 ile genişletiriz. 1000'de 8. Yani 08 Doğru mu? Bu şekilde ondalık gösterimini yapmış olduk. Yani binde 8. 5 üzeri eksi 2 hocam 1 bölü 25'e eşit değil midir canım benim? Evet. E, bunu da 4 ile genişletir miyim? Genişletirim hocam. Yani buradan 4 bölü 100 oldu mu? Evet. %4 demek mi? Evet. Kesinlikle süpersin. 0,04'ü de yapıştırdın. 2 üzeri eksi 1 dediğin ifade 1 bölü 2'dir hocam. Yani bak şu şekilde yapıyorduk değil mi? 1 yazıyordum. Terse çeviriyordum. Kuvveti pozitif yapıyordum. 1 bölü 2 üstü 1. Yani 1 bölü 2. Bunu da 5 ile genişletirsem 5 bölü 10'dan 0,5'i bulurum değil mi hocam? 2 üzeri eksi 4 dediğim ifade 1 bölü 16. Arkadaşlar bak bu 16'nın eşiti biraz garip. 625 tamam mı? 625. Bak bu da yeni yeni karşıma çıkıyor. Normalde çok çıkmazdı. 16'nın payda olduğu zaman 625 ile genişletip 10.000 yapman gerekiyor. Yani burası neymiş? 625 bölü 10.000'miş tamam mı? Bunu ezberlemeni çok da istemem ama ya yani sorulmaya başladı. O yüzden ben de tedirgin ediyor. İstersen ezberleyebilirsin. Ondalık gösterimde 0,0625 diye yazdık tamam mı? Yani çok ezberlemene gerek yok ama 16'nın 625 ile genişletildiğini bilin artık istiyorlar yapacak bir şey yok. Geldim 2 üzeri eksi 3'e 1 bölü 2 üstü 3'ten 1 bölü 8 oldu değil mi? 8'i ne yapıyorduk hocam bak burada 125'i 8'e genişlettiysem 8'i de 125'e genişleteceğim. Ne oldu? 125 bölü 1000 oldu yani 1000 de 125 0,125 olarak yazabiliriz. Hocam 10 üzeri eksi 2, 1 bölü 10 üzeri 2'den 1 bölü 100 buldum. E Hocam 1 bölü 100 de zaten 0.01'dir. Bunu da yazdım, geçtim. 5 üzeri eksi 1, yani 1 bölü 5 üssü artı 1 olarak yazdım. Hocam 2 ile genişlettim, yani 2 bölü 10 oldu. Buradan da 0.2 oldu, yazdım, geçtim. 10 üzeri eksi 1 zaten 1 bölü 10'dur. yani bu da 0.1 geldi. Yani 10 üzeri eksi 1 dediğim 0.1 miymiş? O zaman 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 0.3 gibi. Bu mantığı da kafamızda oturtturalım tamam mı? İleride onunla alakalı çözümlemeler farklı farklı detaylı şeyler gelecek. O yüzden bu mantığı da hafiften kavrayalım. Ne yapmıştık? A üzeri eksenli bir ifade yani 2 üzeri eksi 3 yazıyorduk ya. Çarpı 4 diyorduk mesela ya da 3 diyorduk. İşte onun gibi bir mantık var bu 10 üzeri eksi 1'de. Kafanda tut ileride bunu öğreneceğiz daha detaylı bir şekilde diyorum. Ve bir sonraki... Alt başlığımıza geçelim. Yorulduk ya bayağı detaylı bir şekilde incelediğimiz için çok çok örnek yapıyoruz. O yüzden çok da güzel gidiyor. Benim içime siniyor vallahi Senin de içine siniyorsa mükemmel yani. Evet. A, A bölü B üzeri eksi C'li bir ifadeyi B bölü A üzeri artı C olarak yazıyormuş. Hocam ben zaten bunu size öğrettim. Sadece bak sadece rasyonel sayılar için yani kesirler için nasıl yapıyorduk? Hocam sen bana ne öğrettin? 2 üzeri eksi 3'ü. Ben sana ne dedim hocam? Bak ne, ne dedim ben sana? Bunu yazarken bu iki ifadesinin tersini alacaksın. 1 bölü 2 kuvvetini de pozitif yapacaksın. E hocam sen 3 bölü 2 olsa üzeri eksi 5 olsa sen bu 3 bölü 2'nin tersini alırken ne yapacaksın? 2 bölü 3 yazacaksın. Doğru mu? 3 bölü 2'yi tersi çevirdim. Payla paydanın yerini değiştirdim. Başka hiçbir şey yapmıyorum. E kuvvetimi de pozitif yaptım. Yani 2 bölü 3'ün 5. kuvveti. Tamam mı? Üst ifadelerin değerini bulunuz diyor. Hadi bunları da bir inceleyelim. Daha detaylı bir şekilde öğrenelim ve bitirelim değil mi artık yani? Şimdi geldim bak. 1 bölü 2'nin eksi 3. kuvveti. Hocam terse çevir. 2 bölü 1. Kuvvetim ne? Eksi 3. Ne oldu bu? Artı 3. Yani 2 üstü 3'ten 8'i buldu. Bak mantığımız son derece basit arkadaşlar. Ne yapıyoruz? payla paydanın yerini değiştirip kuvveti pozitif yapıyoruz. Sadece ne oldu? 2 tane şey oldu ya. 2 bölü 3. 1 bölü 3 değil de 2 bölü 3 geldi artık tamam mı? Bu şekilde düşün yani. Olaya basit yerden bakın. Bak şimdi bir resimci ne yapar? Sanatını tuvale yansıtır değil mi? İşte matematiğin resmi de kalem. Tamam mı? Kalem yine elimizde. Biz tahtaya yansıtacağız. Sorulara yansıtacağız tamam mı? Yeni nesillerde bu işin zaten Picasso'su tamam mı? Onları da bana bırakın sonrasında benden öğrenin çırağımsınız yani tamam mı? Çıraklar evet çıraklar gelin bakayım. Şimdi 125 bölü 1000 değil midir hocam? E 125 bölü 1000 dediğin ifade ilk başta paydın, payda, payla paydayı sadeleştirip 125 bölü 1000 1 bölü 8'dir hocam. 1 bölü 8'in eksi 2. kuvveti terse çevir. 8 bölü 1'in artı 2. kuvveti. Buradan da 64'ü buldun yapıştırdın. Son derece basit. Payla paydayı değiştir. Kuvveti pozitif yap. 1 bölü 3 dediğim ifade 3 bölü 1 oldu. Kuvvetim de artı 4 oldu. 3 üstü 4 tane buradan 81 sonucuna ulaştım. Hocam sıvı 25 dediğim çeyrek değil midir? E çeyrek 1 bölü 4 değil midir hocam? Kuvvetim eksi 3'müş. Terse çevirdim. Ne yaptım hocam? 4 bölü 1'in kuvveti pozitif artı 3 oldu. Yani 4 üstü 3'ten de 64 sonucuna ulaştım. Bak bu da 64 gelmişti. Yani bak 4 üstü 3 de 8 üstü 2 aynıymış. Allah 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 Allah. Nasıl aynı olabiliyor? Demek ki burada bir dönüşüm yapabiliyormuşuz değil mi? İleride anlatacağım. İleride anlatacağım. Hadi. Şimdi hocam 0,5'in eksi 4. kuvveti. Geliyorum. 0,5 dediğim 1 bölü 2 demek değil midir? 5 bölü 10'dan. Bak 5 bölü 10'dan 1 bölü 2 olarak yazdım. Kuvvetim eksi 4. Hocam tersi çevireyim. 2 bölü 1'in o zaman dördüncü kuvvet olur. Yani 2 üstü 4'ten 16 yapıştır. Geç. Hocam gördüğüm negatif ve o zaman payla paydanı yenileştireceğim. Süpersin. Yani 10 bölü 2 oldu. Yani bu da 5 oldu. Yani burası 5 üstü artı 2 oldu. Yani 25 oldu. Gitti. Süper. Süper. Artık A üzeri eksenli bir ifadeyi nasıl pozitife çevireceğimizi detaylı artık yani incine cincine kadar öğrendik. Doğru muyum? Şimdi geçelim. Bak şu istifadelerle çarpmadan önce daha detaylı olarak göreceğimiz bir şey ortak çatı hocam. Ben bunu ortak çatı diyorum bak ortak çatı tamam mı? Bu ortak çatı ifadesini öğrenelim. Sonrasında üst ifadelerde çarpmaya geçelim tamam mı? Ortak çatıyı bir Oturtturalım. Bak burada bir örneklerimiz var. Tamam mı? Bu örnekler üzerinden bir inceleme yapalım. Süper bak. Süper bir konu. Çok sade, anlaşılır, böyle çok hoşunuza gidecek bir konu. Tamam mı? bu ortak şatı? Detaylı anlatacağım. Güzel dinle, güzel not al. Tamam Hocam bak senin 4 üstü 3'lü bir ifa ifaden var. Bu 4 dediğin 2 üstü 2 ya. Bu 4'ü yazıyorum sonra parantez koyuyorum. Parantez koyduktan sonra 4 üzerinde ne vardı? 3 vardı. Onu yine yazıyorum. Sonrasında bak Sonrasında ne oldu? 2 üssü 2 parantezi açtım. Kuvvetim 3. 2 tane kuvveti çarpıyorsun hocam bak. 2 tane kuvveti çarpıyorsun. 2 tane kuvveti çarpıyorsun. Tekrar et. 2 tane kuvveti çarpıyorsun. 3 2'yi çarptın. 6. Tabana aynı şekilde yazıyorsun. Tamam mı? B ile C'yi çarpıyorsun. B çarpı C. Yani kuvvetler çarpılıyormuş. Tamam 25 üssü eksi 2. E hocam 5 üssü 2 25 demek. Evet parantezi açtın. Sakın parantezi unutmuyorsun bak sakın. Kesinlikle unutmuyorsun. 5 üssü 2'nin eksi 2. kuvveti. Yani 5 üssü eksi 4. Niye? 2 ile eksi 2 çarptım. Eksi 4 oldu. Geldim 27. diye. Hocam 3 üssü 3. E 3'ler var. Kuvvetim de 3. 3 ile 3'ü çarptım. Kuvvetleri çarptığımda 9 oldu. E tabanım değişmiyordu. 3'tü. 3 üssü 9 oldu. Bak 8 üssü 2. Yani 8 üssü 2 dediğim ifade tabanını 2 yaptığım durumda 2 üssü 3 parantez içerisini kapattım. kuvvetinde 2. Yani 3 e 2'yi çarptığımda 6. 2 üssü 6 mı oldu? Evet. Peki sen 2 üssü 6'yı nasıl yap dersen ne yapacaksın? Tabii ki de 8'e çevireceksin. Aynı işlemleri yapacaksın tamam mı? Tabanları sana değiştir, genişlet, küçült. Yani hepsini yapabilir duruma geleceksin. Tane tane bir sürü örneğimiz var zaten. Onları da yapacağız. 36'yı nasıl yapmış? 6 üstü 2 demiş. Parantezi kapatmış. Kuvveti 4 yazmış. E 2 ile 4'ü çarpmış. 8 6 üstü 8 bu kadar. Tamam mı? Gidip de 6 üstü 8'in değerini bulmayın tabii ki. Biz burada sadece nasıl dönüştüreceğimizi gösteriyoruz. Gerekirse şöyle şeyler gelecek. Diyecek ki 4 üstü 26. Gidip de bunun değerini mi bulacaksın ya. Bunu nasıl yazacaksın? 2 üstü 2'nin 26. kuvveti. Buradan da 2 üstü 52 diyeceksin. 2 üstü 52 zaten bulamazsın. Yani trilyonlar, kat trilyonlar, seksülyonlar falan eder yani. Tamam mı? Çok büyük sayılar gelir. Evet geldim bak burada bize yalın bir şekilde gösterilmiş. Ortak çatı durumundaki ifadeler gösterilmiş. Bir sonuçlarını yazacağız. 2 üssü 3'ün 4. kuvveti 2 üssü 12. 3 ile 4'ü çarptım bak. 3 ile 4. Hatta biraz daha yakınlaştırayım mı? Çok gerek var mı? O kadar gerek yok yani. Biz ee, buradan daha detaylı bakayım şöyle bir nasıl görüyorsunuz. Gayet de güzel görünüyor bence. Hiç bozmadan bunun üzerinden devam ediyorum. Hocam eksi 2 ile 3 çarptım eksi 6. O zaman 6 üzeri eksi 6 yaz. Eksi 3 ile eksi 2 çarptım 6 oldu yani 5 üssü 6 oldu yaz. Eksi 5 ile eksi 20'yi çarptım hocam 1 üssü 100. Zaten bak bu da 1 oluyor. Hiç uğraşmadan direkt yaz geç. Eksi 1 ile eksi 2 çarptım hocam 2 oldu 3 üssü 2 geç. 5 eksi 1'i çarptım hocam. E, eksi 5 oldu. Yaz geç. 4 üssü eksi 5. Eksi 3 eksi 1'i çarp 3. Yani 10 üssü 3. 5 eksi 2 çarp, eksi 10, 2 üstü, eksi 10. Hatta bunu nasıl yapıyorduk? 1 bölü 2 üstü olarak da yazabiliyorduk. 3 üstü, eksi 2, 3 ile eksi 2 çarp, eksi 6. Yani buradan 5 üstü, eksi 6 geldi. Eksi 1 ile eksi 1 çarptım, artı 1 oldu. 2 üstü, 1 olarak yazdım. 4 ile 2'yi çarptım, 8, 7 üstü, 8 olarak yazdım. Eksi 3 ile eksi 2'yi çarptım, 6. 1 üstü, 6 olarak yazmış oldum. Süpersiniz, süpersiniz. Mükemmel bir şekilde aktı, gitti. Güzel. Evet bize ne diyor? Bak bu sefer tam tersini yapacağız ya. Bu sefer tam tersi arkadaşlar. Yapacağımız şey bize verilen ifadeleri dönüştürmek. Yine yani aynı şey. Tam tersi bu sefer ama. Şimdi 8 üssü 3. 8 dediğim ifade hocam 2 üstü 3 değil mi? Bak zaten tabanı 2 yap demiş burada. 2 üssü 3. Kuvvetim de 3. 3 de 3 çarptım 9. Yazdım buraya 9'u. Hocam bak 27 üçlü bir şekilde yaz demiş. O zaman 27 nasıl çevireceğim? 3 üssü 3 kuvvetim de eksi 4. 3 eksi 4 çarptım. Eksi 12. Hocam 128 2'nin kuvveti şeklinde yaz demiş. Yani taban 2 onun kuvveti olsun demiş. 128 2 üzeri 7. E, de 2. 7 ile 2 çarp 14 yaz buraya. 81 dediğin hocam bak 9'un karesi olarak da yazabilirsin. Ama demiş ki sana tabanı 3 yap. 81 üçlü bir şekilde nasıl yazılır? 3 üssü 4 üstü eksi 2'den 4 ile eksi 2 çarptın. 3 üstü eksi 8 oldu. Şöyle bir rengimi değiştireyim. Bir modumuz değişsin. 9 üstü eksi 2 hocam tabanı 3 olsun demiş. Yani 3 üstü 2 kuvvet eksi 2. 2 ile eksi 2 çarptım. Eksi 4'ü buldum. 32 dediğim hocam 2 üstü 5'ti. 2 üstü 5'in 3. kuvveti. Buradan da 15 geldi. Hocam 125 üstü eksi 2. Yani 5 üstü 3 kuvvet -2 3 -2 çarptın -6 geldi. Hocam bak üçlü biçimde yaz diyor. 243'ü üçlü biçimde nasıl yazarım? 3 üssü 5. Kuvvetim de 4 oldu. 5 ile 4 çarptım. 3 üssü 20 oldu. Hocam devam ediyorum. 16 üstü 5. Bak 4'lü yaz demiş. İkili de yazabilirdi. İkiliyi biz yapalım şurada. 2 üstü 4'ün 5. kuvveti. 4 ile 5 çarptım. 20. 2 üssü 20 buldum. O zaman 4'te yarısıdır değil mi? Bak. 2'nin 4 Orada bir iki çarpanı var. Yarısı olabilir. Bak şu mantığı yakala. Ama biz yine de yapalım. 16 dediğim 4 üstü 2 idi hocam. E, parantezimi kapattım. Bir de 5 yazdım. 2 ile 5 çarptım. 10. Bak burada 20 olmuştu. Burada 10. E, 8 olsaydı ne olacaktı? Bunun için geçerli değil. 64 için geçerli o ama. 8 olsaydı bir daha yarı yenecekti. Tamam mı? Bu cepte. Evet 25 üzeri eksi 4. 5'li bir çekimde yazacağız. 5 üstü 2'nin eksi 4. kuvveti. 2 ile eksi 4 çarptım. Eksi 8 hocam 256 dediğin 200 neydi? 8'di. 8'in eksi birinci kuvveti 8 e eksi 1 çarpı eksi 8. 625 dediğin 5 4'tü. Üzerinde de eksi 1 var. 4 ile eksi 1 çarp eksi 4 olarak bu. Anlaşıldı mı hocam? Bak. Burada bize ne demiş? Ortak çatı. Az önce ne yaptık? Ortak çatının iki tane farklı gösterimini inceledik değil mi? Bize ilk başta daha çözümlenmemiş halini vermişti. Çözümlememizi istemişti. Bir üste ne yapmıştık? Çözümlenmiş halini vermişti. Biz onu yalın hale çevirdik. Bak hani böyle ortak çatıyı direkt göstermiş. Yani 8 üzeri 4 dememişti. De, 2 üstü 3'ün dördüncü kuvveti demiş. Bunu yaptık. Sonrasında 8 üstü 3 dedi. Onu ikili tabana çevirdik. Bu sefer de diyor ki bunların işaretleri sizi yanıltabilir diyor. Tamam mı? Testlerde çıkar. Bak bunların işaretlerinin farklı olup olmama durumuna bak diyor. Yani a üstü b'li bir durum geldiğinde c çift sayı olduğunda sonuç pozitif. Bak c çift sayı olduğunda sonuç pozitif. c tek sayı olduğunda sonuç eksidir diyor hocam. Tamam mı? C yani kuvvetin parantezin kuvveti tamam mı? Parantezin kuvveti çift sayı ise sonuç artı, tek sayı ise sonuç eksi diyor. Hocam ne demek istiyorsun? Bak. Tek sayı ve çift sayı bizim durumumuzu değiştiriyor. Hocam şöyle yapalım mı? 2 üzeri eksi 2 üzeri eksi 1. Ne yaptık hocam bunları? Bununla bunu çarptık. 2 üzeri 2. Ne oldu buradan? 4 geldi. Ama sana diyor ki bak buranın eksi 1 ya. Şimdi eksi 2 olsaydı ne olurdu? Eksi 3 olsaydı ne olurdu? Bir değiştirecek. Bir yerlerde değiştirecek tamam mı? Pozitiflik ya da negatif durumuna göre değiştirecek. Dikkat edelim. Şimdi geldim. Bununla bunu çarpıyorum hocam. Bak 3 üstüm 2 ee, ile eksi 1'i çarpıyorum. Buradan ne geldi? 3 üssü eksi 2 geldi. Yani 1 bölü 3 üssü 2'den ne geldi hocam? 1 bölü 9 geldi. Var mı bir sıkıntı? Yok. Olmadığını düşünüyorum. Hocam 3 ile eksi 2'yi çarptım. 10 üzeri eksi 6. Buradan da 1 bölü 10 üzeri 6 geldi. Var mı sıkıntı? Yok. 5 üssü 2'nin ikinci kuvveti zaten artılık eksilik bir durum yok yani burada. Tamam. Geldik. Hocam 5 üssü 4 olarak yazdım. Bu da 625. Yapıştırdım. Geçtim. Bakıyorum bak. Burası önemli işte. Sen şimdi burada işareti bir belirleyeceksin. Sen bakıyorsun parantezin içerisine. Burası zaten pozitif değil mi hocam? Yani taban pozitifse her türlü pozitif oluyordu. Ama önünde eksi var. Eksi ile artıyı çarptım. Burası ne oldu parantezin içerisi? Eksili bir ifade oldu. Ama kuvvetin tek. Kuvvetin tekse kesinlikle sonucun senin Eksiyle. Yani şunu görme. 2 üzeri eksi 3 ile 3'ü çarp. 2 üzeri eksi 9. Yani senin sonucun neymiş? Eksi 2 üzeri eksi 9. Bak şunu görmeden yaptım tamam mı? İlk başta işaretime karar verdim. Sonrasında olduğu gibi yazdım. Tamam mı? Ne biliyorsam onu yaptım. Hocam bakıyorum 1 üzeri 5 pozitif bir sayı. Önünde eksi var. Eksi ile artı çarptım. Eksi ama kuvvetim çift olduğu için pozitif oldu. Zaten birin ne olursa olsun kesinlikle sonucu de Sadece eksiyle ya da artı olduğu zaman eksi artı değişiyordu Zaten biz işaretimizi bulduk. Eksi yani bunu eksi değil pardon kuvvetin çift olduğu için pozitif oldu. Burayı da artı bir olarak yazdık. İsterseniz detaylı yapalım mı? Bak 1 üzeri 5, 1. Eksi var, eksi 1. Yani eksi 1'in eksi ikinci kuvveti. Geldim bunu nasıl yazıyordum? 1 bölü eksi 1'in artı ikinci kuvveti diye. Eksi 1'in artı ikinci kuvveti de 1'dir. 1 bölü 1'den artı 1 olarak bulurum. Kafana da soru işareti kalmasın. İstemiyorum böyle bir duruma. Tamam. Evet. Şimdi bakalım. Geldik. Son tane, son 4 tane sorumuza. Hocam eksi 3 üzeri 0. Buradan eksi 1 geldi mi? Sana ne diyor? Eksi 1'in eksi 2. kuvveti. Yapıyorum. 1 bölü eksi 1'in artı 2. kuvveti. Buradan da eksi 1'in artı 2. kuvveti 1 gelir. 1 bölü 1'den 1 sonucuna ulaştın. Geliyorum buraya hocam. Bak burası eksili bir ifade değil mi? Eksili bir ifade ama kuvvetin çift. Hocam bak kuvvetin çift olduğu için burası kesinlikle pozitif olacak. Buradan da ne yapıyorum? Şu eksiği götürüyorum. 10 üzeri eksi 3 eksi 2 çarp onları 10 üzeri artı 6 olarak buldum. Ne yapıyordum? Kuvvetleri çarpıyordum değil mi? Hocam bak içinin ne olduğu önemli değil. Kuvvetin sıfırsa birdir zaten yapıştır geç. Ara sıra böyle şeyler yaparlar. Hocam bak parantez üstü 1 hiçbir şey değiştirmez. Direkt senin sonucun eksi 4 üstü 2 yani eksi 16 olarak bulduğun. Var mı bir sıkıntımız? Var mı? Bana onu söyle. Sıkıntımız yok hocam. hocam. Sıkıntı yok. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. İsterseniz videoyu burada bitirelim. Çünkü çok da uzun bir video olmasın. Tamam mı? Çok uzun bir video gelmesini istemiyorum. 4 videoda üst ifadeler konusunu bitireceğiz. Tamam mı? Bir sonraki videoda çarpma, bölme üzerine duracağız. Sonrasında işte bilimsel gösterim çok büyük ve çok küçük sayılara duracağız üzerine. Sonrasında üst ifadeler konusunu bitireceğiz arkadaşlar. Tertemiz kafamız rahat bir şekilde uyuyacağız. Şöyle sana ana sahneye geçeyim. Seni daha detaylı göreyim hocam. Böyle bir yüz yüze bir bakışalım. Ne yaptık? Ne ettik? Bir ona bakalım. Şimdi üst ifadelerde birinci konuyu bitirdik. ikinci konuyu bitirdik. Geriye kaldı iki tane konumuz. Ya bir video olur ya da iki videodur. Ona daha karar vermedim. Siz zaten yayınlanınca izleneceksiniz. Zaten canlı yayınlarda da buluşuruz. Bunlar yayınlanırken ben canlı yayında kesinlikle olacaktırım zaten. Oradan da haberleşiriz. Çok da uzatmak istemiyorum videoyu. Hepinizi çok seviyorum. Sizlerle beraber zaten çok güzel bir şekilde ilerliyoruz desteklerinize esirgemeyin. Şöyle bir abone olun. Bir beğenin. Sıkıntı yok. Biz beraber büyüyeceğiz. Sevenlerle büyüyelim. Sevmeyenler zaten e, sevmeyebilir yani. Onlara da saygı duyuyorum. O yüzden çok da uzatmadan artık veda ediyorum. Hadi herkese görüşürüz.